Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yepyeni bir ürünle karşınızdayız. Heyecanlı bir ürün bizim için çünkü mini ITX formatında B350 chipsetinin gücüyle AM4 sokette yani Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 küçük sistem toplayamıyoruz diyordunuz uzun süre. Evet, mini ITX olarak geçen ve AB350 chipsetine sahip olan Asron Fatality Gaming ITX AC-AB350 anakartı stoklarımıza gelmiş durumda. Biz de hemen inceleyelim dedik. Burada görmüş olduğunuz gibi kutusu bile bir karışlık bir ürün var. Bu da anakartın ne kadar küçük olduğuna dair sizlere fikir verebilir. B350 chipseti overclock desteklediği için de bu anakart sizlerin pek çok işlemciyle beraber kombinasyonda işinizi fazlasıyla görecek bir anakart. Hemen kutusunu çeviriyoruz. Videomuz bu arada 4K çözünürlüğünde. Dolayısıyla anakartı daha detaylı görmek isteyenler 4K'ya da alabilirler. RGB LED header özelliği sayesinde 2 adet portu var ve Asron daha evvel sizlere incelediğimiz RGB kontrolcü yazılımı sayesinde de Aura konsepti yani ışığın LED'in değişme şeklini sağlayabiliyorsunuz. RGB tonları bu portlar üzerinden. Dilerseniz işlemcinizin soğutucusuna, dilerseniz kasanızdaki daha önceki videomuzda incelediğimiz Akasa RGB fanlar gibi fanlara aktarabiliyorsunuz yazılımla. İki anteni var. Dual band 802.11ac yeni nesil 2.4 ve 5 GHz frekans kullanıyor. Dolayısıyla ortamdaki yani genelde 2.4 GHz kullanıldığı için 5 GHz kullanmanın avantajını yaşayabilir. Sinyal karmaşasının dışına çıkabilirsiniz yeni standartla. Bir yandan da tabii ki yüksek hız vaat ediyor. Creative Sound Blaster Cinema 3 videomuzun altında linki olacak. Daha önceki Asrock incelemelerinde de tanıtmıştık. Kutuda sizi fazla boğmadan geçeceğiz. Cinema 3'ün çok sayıda özel efekti var. Tonlama yapmasını sağlıyor. Filmlerde bazı frekansların, örneğin bas frekansların ya da tiz frekansların sesin geneli artmadan artmasını sağlıyor. Bu da size seste bir derinlik hissi veriyor ekstra. Onun haricinde Intel LAN olduğundan bahsetmiş. PCI Express portlarının steel slot olarak geçen yani çelik güçlendirilmiş ekran kartı slotu olduğuna bahsetmiş ve M.2 slotu olduğunu söylemiş. Zaten anakartı birazdan açıp bunlara bakacağız. Hemen teknik özellikleri söyleyelim. AM4 soketimiz anakartımızda bulunuyor. B350 chipsetimiz var. B350 chipset de doğal olarak bizim overclock yapmamıza imkan tanıyacak. Dolayısıyla Ryzen 3 ile mini bir sistem toplayabilirsiniz. Çok yakın zamanda zaten bu anakartla bir sistem videomuz da olacak. Kanalımıza abone olmadıysanız olup takip etmenizi mutlaka öneriyoruz. 2 adet DIMM slotu var. DDR4 3466 MHz'e kadar overclockla bellek hızı desteklediğini söylemiş. 1 adet PCI Express 3.0 ve 16X versiyon 3.0 olarak geçiyor. M.2 Key de demiş burada. Onun haricinde 4 adet SATA 3, 1 adet Ultra M.2 demiş. 6 adet USB 3.0, 4 adet USB 2.0. Bunlar çok iyi değerler küçücük bir anakart için. Onun haricinde 7.1 ses kartı olduğunu ve Realtek ALC-1220 audio kodeyi desteklediğini söylemiş. Gigabit LAN olduğunu belirtmiş ve 802.11ac'nin Bluetooth 4.2 modülüyle beraber olduğunu söylemiş. Bu da bir artı arkadaşlar. Dolayısıyla kablosuz cihazlarınızı da rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz. 2.4 ve 5 GHz wireless'tan bahsetmiş. Şimdi Asrock AB350 Gaming Mini ITX anakartımızı açalım ve fiziksel özelliklerine yakından bakalım. Kutumuz zaten avuç kadardı. Çok küçük. Anakartımız daha da küçük arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi poşetinde. Hemen kutunun iç bölümünde Asrock aksesuarları, bu kablosuz adaptörümüzün antenlerini, burada gözüktüğü gibi kullanım kılavuzu ve detaylı Quick Installation ve Software Guide olarak vermiş. Arka panelimiz var burada. Arka panelin dışında da başka bir şey yok. Kutumuzun içeriğini bitirdik. Kutumuzu kenara alıyoruz şu anda. Arka panelimiz Asrock Fatality Gaming serilerinde olduğu gibi yine kırmızı. Dolayısıyla portların hepsi yazıyor ve anakartta fiziksel olarak da renk uyumu sağlanmış durumda. Kutuda ve kitapçıklarda da aynı tasarımlar söz konusu. Daha önce göstermiştik zaten Asrock'un anakartlarının sürücüleri beraberinde geliyor. Bir de anakartın önüne yapıştırmak, daha doğrusu kasanızın önüne yapıştırmak için fırçalanmış metal içinde Asrock'un siyahın içinde yazdığı bir sticker var. Poşetini açmıyoruz biz arkadaşlar. Bu sticker'ı da kasanızın bir yerine yapıştırıp sistemin gücünü Asrock'tan aldığını gösterebilirsiniz. Bir adet de kartpostal var eğer Asrock'a mesaj yazmak isterseniz diyelim. İşin latifesi olsun. 2 adet wireless antenimiz var. Bu antenler de poşet içinde geliyor. Burada 2 adet SATA kablosu geliyor.
Dolayısıyla diskinizi doğrudan bağlayabiliyorsunuz aldığınız gibi ve poşetin içinden esas videomuzun kahramanı olarak statik poşetini tam çıkaralım. ASRock AB350M Gaming ITX AC anakartımız geliyor. Şu şekilde gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi bir karışlık bir anakarttan bahsediyoruz. Kendisi ufacık, tefecik, içi dolu turşucuk ancak çok miktarda özellik barındırıyor. Daha önce anlattığımız gibi metal bir PCI Express 16X versiyon 3.0 portunuz var. Bu da güçlendirilmiş olduğu için yeni nesil ağır ekran kartlarını çok rahat bir şekilde kaldıracak şekilde tasarlanmış. Onun haricinde soğutucumuz var. PCB'miz bir miktar kalın ve siyah. Aynı zamanda PCB'nin içindeki bakır yapısı sayesinde böyle küçük anakartlarda ısı iletimi çok önemli. Çünkü alan daha dar ve içinden elektrik akımı geçtiği için anakartın ısısını dağıtması gerekiyor. İşte burada kullanılan malzemeler önemli. Nişiyon kapasitörler kullanılıyor. Yine ses için burada nişiyon kapasitörler olduğunu belirtilmiş. Daha önceki ASRock videolarımızdan biliyorsanız zaten ASRock Fatality serisinde en üst seviye kapasitörleri kullanıyor ki ses için bu manyetik titreşimlerin azalmasını sağlıyor. Onun haricinde de voltaj regülasyonunu sağlıyor. Burada gördüğünüz yine katı kapasitörler ve elektrik akımını dengeleyici parçalar arkadaşlar. Bu da sizin overclock'ta voltajınızın daha stabil olmasını sağlıyor. Dolayısıyla küçücük bir anakartta ciddi overclock başarısına da sahip olabiliyorsunuz. Hemen portlardan bahsedelim. Burada 8 pin bir güç girişimiz var. Hemen yanında soğutucu var. O da önemli çünkü bu bölümler dediğimiz gibi en çok ısınan bölümler ve ASRock burada Fatality serisinin performans soğutucularını kullanmış. Kırmızı olarak gayet uyumlu. Bellek slotumuz 2 adet var demiştik. Onlar da kırmızı aynı şekilde. Onun dışında burada 4 adet SATA portumuz yer alıyor. 19 pin USB 3.0 anakarta bağlantı portumuz yer alıyor. Burada 24 pin anakart güç bağlantımız var. Anakartın RGB bağlantısının olduğunu söylemiştik. O da belleklerin hemen üstünde CPU soğutucu bu PWM bağlantısının hemen yanında yer alıyor görmüş olduğunuz gibi. Burada bir adet fan bağlantısı var. Burada var. 2 yaptı. 3. Burada da bir adet var. Küçük bir kasa için 3 adet PWM fan bağlantısı görüyorsunuz. Bu da zaten fazlasıyla yeterli. Mini ITX olduğu için bu anakartı zaten küçük bir sistemde kullanmanız muhtemel. Boyutu da şu şekilde USB'lerden daha rahat anlaşılacaktır. Arkasına geldiğimizde Type-C 2 adet bağlantı görüyoruz ortada. Bu arada tabii ki APU'lara da destek verdiğini belirtelim anakartın. Burada 2 adet HDMI portu yer alıyor. APU'lar üzerinden onboard görüntü almanızı da sağlıyor. Seçtiğiniz işlemciye bağlı. Tabii bizim tahminimiz daha ziyade bu anakartı alan arkadaşların bir ekran kartı ve Ryzen 3 serisi bir en azından işlemci alıp onu overclock'a gelip kompakt bir sistem toplaması olacak muhtemelen. Ancak tabii ki daha üst işlemciler de mümkün. Burada Fatality Mouse Port olarak logosu belirtilmiş bir bölüm var. PS2 unutulmamış eski klavye mouse olanlar için. Yanında da mouse portu olarak Fatality daha evvelki anakartlarda anlattığımız port bulunuyor. Buradan da ayarları yapabiliyorsunuz yine ASRock'un daha önceki anakartlarında daha detaylı anlattık bunları. Ne demiştik? Type-C'miz var. Hem A ve Type-C ve Type-A olarak USB 3.1'imiz var. Intel Gigabit Ethernet'imiz 2 adet USB 3.0'ımız. Onun haricinde de 7.1 ses çıkışımız var ve optik ses çıkışımız var. Küçük bir anakart için oldukça iddialı yani multimedya fonksiyonlarından ödün vermeyen bir anakart olduğunu söyleyebiliriz bu sayede. Ayrıca bu Nishion Audio kapasitör olarak geçen buradaki kapasitörler hem temiz ses vermesini sağlıyor pürüzsüz hem de burada görmüş olduğunuz renklerin içinde sarıyı göreceksiniz 4K'da arkadaşlar yakın çekimde. Bu dışarıdaki renkli plastikler sadece çıkışların hangi port olduğunu algılamanız için içleri altın kaplama dolayısıyla altın metalinin de iletkenlik gücünü ASRock Fatality serisinde kullanıyor. Wireless olarak da 2.4 ve 5 GHz AC802.11ac bölümü ve burada adaptörlerin yani bizim az önce sizlere gösterdiğimiz şöyle alalım hatta bu antenlerin takıldığı bir bölüm yer alıyor. 2 adet anten için
dual anteni de bulunuyor. Anakartın neredeyse bütün portlarından sizlere bahsettik. Ancak M2 portunu kutunun üstünden okuduk fakat size göstermedik. Anakartı ters çevirdiğimizde M2 slotu karşımıza geliyor. Ve M2 slotu burada görmüş olduğunuz gibi arka işlemcinin arkasına denk gelen plakanın hemen altından başlıyor ve yukarı doğru gidiyor. Yani en azından portların olduğu yere doğru gidiyor diyelim. Burada da bir adet sabitleme vidası çıkıntısı var. Videoyu 4K'ya alırsanız bunu rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar tüm detaylarıyla. Dolayısıyla anakartta M2 SSD'lerin 2000 MB bölü saniye gibi yüksek performansından tutun da AMD Ryzen 3, 5 veya Ryzen 7 gibi üst seviye işlemcileri alıp overclock etme şansınız var. Son derece performanslı bir anakart. Onun dışında anakartın en önemli özelliği tabii ki şöyle anakartı koyduğumuzda arkadaşlar yüzeye bir avuçluk bir anakart. Videomuzun altında bu anakart ve bu anakartı kullanabileceğiniz mini ITX kasalarla da ilgili önerilerimiz olacak. Daha önce incelediğimiz Silverstone'da çeşitli modelleri var. Bu kasaları bu anakartla birlikte kullandığınızda kompakt bir sistem toplama şansınız var. Üstelik bunu AM4'ün yeni nesil işlemci gücü, belki AMD'nin Apollo işlemcileriyle birlikte yapabilirsiniz. Apollo işlemciyle yaparsanız multimedya özellikleri üzerinden ağırlıklı bir sisteminiz olur. Ama Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 gibi overclock olabilen bir işlemciyi seçerseniz B350 chipsetinin gücü ve Asro'nun burada sunmuş olduğu stability'yi arttıran faktörlerle yani anakartın PCB'sinin iyi ısı dağıtıyor oluşu, Nishion kapasitörlerin kullanılmış oluşu, soğutucunun büyük oluşu, en azından böyle mini ITX boyutlarında bir anakart için büyük soğutucular kullanılmış olması ve voltaj regülasyon anlamında Asro'nun sunmuş olduğu avantajlarla iyi overclock yaparak güzel performanslı ama mini bir sistem toplayabilirsiniz. Televizyonunuzun yanındaki sistem olabilir ya da monitörünüzün yanında çok kibar kübik bir sistem toplayabilirsiniz. Videomuzun sonuna doğru geldik. Anakartın neredeyse genel olarak tüm detaylarından bahsettik. Zaten yakın çekim olduğu için 4K'da siz de fazlasıyla üzerindeki bütün portları görmüş olacaksınız. Yüksek çözünürlük açtığınızda. Videolarımızın altına yorumlarınızla katkılarınız kadar arkadaşlar alışverişlerinizle desteğinizi bekliyoruz öncelikli olarak. Yapacağınız alışverişler teknobiyotik.com üzerinden yaptığınız alışverişler bizlere destek olacaktır. Teknobiyotik TV olarak siparişlerinizi ve desteğinizi bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere diyelim. Ve eğer bu anakartla bir sistem toplanmasını da merak ediyorsanız çok yakın zamanda gelecek. Kanalımıza mutlaka abone olun ve ilerleyen videolarda görüşmek üzere diyelim.